Merhaba dostlarım, ben Serdar ve 30 bin hap özel 50 soru 50 cevap bölümüne hoş geldiniz. Ama size kötü bir haberim var. Bu bölüm 50 soru 50 cevap bölümü olmayacak. Bu bölüm 60 soru 60 cevap bölümü olacak. 10 soru daha ekledim. ne bileyim, 10 soru daha ekleyeyim dedim. Hızlı hızlı başlıyoruz o zaman sorulara. Baştan teşekkürler size. 30 bin hap için sayılar önemli değil bence. Sadece şu anda yapmak isterim hani... Gelecekte bu videolara bakınca nasıl ne kadar yol kat ettiğimizi anlamak, ne kadar yol kat ettiğimizin farkına varmak ve ne bileyim duyguları görmüyorum böyle geçmiş videoları bu şekilde izleyince. Neyse, başlıyoruz. Birinci soru abi, Spider-Man oyunları gelecek mi? Spider-Man oyunları bilmiyorum, belki gelecekte yaparım ama şu anda pek yapamıyorum. Uğur yapıyor, Uğur onları çok yapıyor. Spider-Man oyunları, Uğur Yılmaz gidip kanala bakabilirsiniz, çok iyi videolar çekiyor. İkinci soru. Abi Fire Nights at Freddy's bitti mi? İkinci, üçüncü oyunlara başlayacak mısın? Adamın dibisinin taşıdıkları hap hap, sizler de süpersiniz. Hep sizin sayınız zaten. İkinci ve üçüncü oyunlara başlayacağım. Yaz bitmeden iki oyunu da bitireceğim. Hem ikinci hem üçüncü oyunu da bitireceğim. Hemen devam ediyoruz. Nasıl tıklamıyorsun? Tıkla. Abi Minecraft için bir planın var mı? Şimdiden sağ ol, Minecraft için bir planın var ama sürpriz olsun. Şu an için sürpriz bırakayım. Zaten Minecraft gizemleri çekiyorum, bunu biliyorsunuz ama. Belki bir şeyler yapabilirim Minecraft için yazda, emin değilim. Devam ediyoruz. Ay ben senin ahbabın mıyım? Ahbabınsam çok sevinirim. Tabii ki de benim ahbabımsın. Beni izleyen herkes benim ahbabım. Hepiniz benim ahbabımsınız ve süpersiniz. İlkokul veya ortaokul veya lise anılarını anlatır mısın? Bir de üniversiteye başladığın ilk günde nasıl hissettin? Yani üniversitede nasıl bir his? Yani üniversite nasıl bir his? Ortaokul, liseden daha mı rahat? Serdar abi bir de senin önceden 146 My Hunt mu ne? Öyle bir kanalın var mıydı? İlkokul, ortaokulda falan öyle pek hatırladım, pek bir şey yok. Pek hani öyle muhteşem anılarım yok. Yani normal anılarımda pek bir şey yok. Ortaokula başlarken bayıldığımı hatırlıyorum. Çok sıcaktı. Ben bayılmıştım sıcaktan. Onu hatırlıyorum. Lise güzeldi. Lise çok güzel. Liseden daha rahat tabii. İlkokul, ortaokul, liseden daha rahat ama lisede çok güzel. Arkadaş çevren iyiyse çok güzel anıların geçecek. Şimdi burada anılarımı lisede... Ben hepsini sıralayamam çünkü gerçekten çok önemli oldu ama. Lise çok güzel geçeceğini söyleyebilirim. Çok manyak geçeceğini söyleyebilirim. Serdar abi bir de senin önceden 146 Mindhunter, The 146 Mindhunter diye bir tane kanalım vardı. Hala da duruyor. Çünkü şifreyi, ismi falan unuttum. İsmi, şifreyi falan her şeyi unuttum. O yüzden bilmiyorum. Şu anda şifreyi falan hatırlasam, kanala başına erişimi sağlasam devam ederim oradan. Çünkü İngilizce videolar da yapmak istiyorum ama yani zamanım yok. Abi videoları renderlemesi kaç saat sürüyor ve hangi programları kullanıyorsun? Videoları renderlemesi yaptığım videoya göre değişiyor. Hangi programları kullanıyorum? Mesela yaptığım videoya göre değişiyor dedim hani. Yaptığım süreye göre değişiyor. FPS sayısına göre değişiyor. Bazı faktörlere göre değişiyor yani. Hangi programları kullanıyorsun? Camtasia 8'i kullanıyorum. Basit bir program. O kadar gelişmiş bir şey değil. Video montaj programı değil, video düzenleme programı değil ama bana yetiyor ve öğrenmesi çok pratik, çok basit. Sürekli onu kullandım ve öyle alıştım da. Abi GTA 2 çekmeyi düşünür müsün? Çekersen çok iyi olur. Haha GTA 2 çekeceğim. GTA 1, GTA 2, GTA 3'ü arda arda sarılacağım. Daha sonra. Abi izlediğin yabancı diziler nerede? Çok fazla yabancı dizi izliyorum. X-Files'ı izlemeni tavsiye ederim. X-Files'ı izlemenizi tavsiye ederim. Kanalımdaki gizem videolarını seviyorsanız X-Files dizisine bayılacaksınız. Gizemli dosyalar sanırım onun Türkçesi. Ben zaten gizem dosyalarını oradan şey yaptım hani. Oradan böyle aşırdım falan. oradan ilham geldi hani böyle gizemli dosyalar dedim. Ben de gizem dosyalar tarzında bir şey yapsam, böyle X-Files'in gerçek versiyonu gibi bir şey yapsam nasıl olur diye düşündüm. Yani güzel bir dizi. X-Files'i kesinlikle tavsiye ederim. Fringe, X-Files gibi Doctor Who manyak bir dizi. Supernatural'ın ilk 5 sezonu çok güzel, sonra batırdı Supernatural. Çok yabancı dizi var şu anda ya. Şey hiç hatırlayamıyorum. Game of Thrones'u izlemeyin. GTA San Andreas bitmesin. Abi San Andreas biter ahbap. San Andreas'ın bitmesi lazım artık. 2 yıldan fazla bir süredir San Andreas çektim ve San Andreas'ı bitirdim. Ve ahbap mutluyum çünkü artık ilerlediğimizi düşünüyorum, geliştiğimizi düşünüyorum. Artık San Andreas'ı arkamızda bıraktık. O San Andreas daima bizim kalbimizde olacak ama
artık bir çağ bitti, başka bir çağa başladı. Artık yeni şeylere odaklanmamız lazım. Örneğin GTA Vice City ve GTA 4 gizemleri de gelecek. Haha, bunlar da gelecek. Ondan sonra hemen GTA 5 gizemlerine devam edeceğim. Dedim ki bundan sonra kanal artık daha çok GTA 5 üzerine odaklanacak. Ve gelecekte çıkan oyunlar üzerine. Hoş, eski oyunları gene oynayacağım. Bunu şey söyleyemem, hani eski oyunları oynamayacağımı söyleyemem. Eski oyunları çok oynayacağım, çok göreceksiniz. Çünkü ben öyle bir insanım. Klasik şeyleri seven bir insanım. O yüzden klasik oyunları gene oynamaya devam edeceğim. Kanal eski oyunlarla yeni oyunların birleşimi gibi bir şey olacak. Ay Kıbrıs'ta ya, Kıbrıs'tasın ya, Survivor'ı izledin mi? Canlı olarak girip ikincisi bilgisayar mühendisliği zor mu? Bilgisayar mühendisliği çok zor ama çok sıcak burası. Burası çok sıcak. Bilgisayar mühendisliği çok zor ama bilgisayar mühendisliğini okuduğunuz zaman kesinlikle emeğinizin karşılığını alacaksınız. Buna inanıyorum, buna tam güvenin bana bu konuda. Survivor'ı izlemedim, pek hayran değilim Survivor'a. Reality show'ların pek hayran değilim, yani öyle söyleyeyim. Serdar abi, Pokemon'un gizemlerini çeker misin? Haha, çekeceğim, onun da zamanı gelecek. Tüm oyunların gizemlerini bulacağım ben. Outlast'ın bile gizemini söyleyeceğim size. Haha, hiç tahmin etmiyordunuz bunun geleceğini, değil mi? Abi en sevdiğin korku oyunu ne? En sevdiğim korku oyunu. Böyle bir şey diyebilir miyim ben ya? Çok sıcak. Amnesia The Dark Descent, Slender. Çok sıcak. Çok sıcak mı? Geçecek bu video. Çok sıcak geçememiyor. Slender çok güzel. Slender The Arrival'da ya, Slender Haunt'u da oynayacağım. Slender oyunu olarak daha sonra korku kuşağında. Slender en sevdiğim korku oyunu. Çünkü öyle başladım. Abi canlı yayın çekecek misin? Çekeceğim. Canlı yayınları getireceğim. Ama haftada bir defa, o da geç saatte olacak herhalde. Çünkü pek zamanım olacağını zannetmiyorum. Başka GTA serilerine başlayacak mısın? Mesela Liberty City. Evet, başlayacağım ama Liberty City'den GTA 3. Yani Liberty City Stories, Vice City Stories, bunları PlayStation oyunu. PlayStation 2 oyunu sanırım. PlayStation 3'e veya 4'e çıkmayacak. O yüzden onları çekemeyebilirim ama GTA 1, GTA 2, GTA 3 çekeceğim. GTA Chinatown Wars eğer PC için varsa onu çekebilirim ama bilmiyorum eğer varsa. CJ ve Tom Versetti savaşırsa kim kazanır? Şimdi CJ'nin yetenekleri ile Tom Versetti'nin yeteneklerini karşılaştırdığımız zaman aradaki fark bayağı bir ortaya çıkıyor. CJ yüzebiliyor. Ahbap, CJ yüzebiliyor. Bir sonraki soru. Entity 303 karşısına çıksa ne yaparsın? Gerçek hayatta, o da alta yazmış bir ahbabımız daha. Dirseğimi yalardım. Çok doğru bir cevap. İkinci bir kanal açmaya kalksan adını ne koyardın? Gizem, sır ve işlere nasıl merak saldın? En sevdiğin arkadaşların adını, en sevdiğim arkadaşımın adını diye bir şey söyleyemem çünkü bu. Eğer böyle bir şey yaparsanız çok yanlış olur. Ha, beraber büyüdüğünüz, çocukluğunuzu beraber geçirdiğiniz ve şu güne kadar dostluğunuzu sürdüğünüz bir arkadaşınız varsa belki böyle bir şey söyleyebilirsiniz. Belki de muhtemelen böyle bir şey söyleyebilirsiniz. Ama benim öyle bir arkadaşım olmadı yani. Çocukluğumu beraber geçirdim. Ondan sonra gelen yıllarla sürekli beraber vakit geçirdiğimiz, iletişimi hiçbir zaman koparmadığımız belli bir arkadaşım yok. Ve şey de söyleyemem, şu anki arkadaşlarım arasından en iyi arkadaşımın kim olduğunu söyleyemem. Çünkü böyle bir şey yok. Ha, çok çok yakın arkadaşlarım var mı? Var. Çok var ama yani çok çok yok da şey yapamam. Aralarında ayrım yapmak çok çok yanlış bir davranış olur bence. İkinci bir kanal açmaya başladım. Kalktığın adını ne koyardın? İkinci bir kanal açtım zaten. Adını Serdar Üskünce Kalktı 2 koydum oraya. Başka videolar attım. Ama sonra arada karışıklıklar oldu. Zaman yetmedi falan. Ondan sonra Serdar Üskünce Kalktı 2'de bulunan Mount & Blade ve Skyrim serilerini şimdiki kanala taşıdım. Ve diğer kanalda gizem dosyaları adını verdim. Orada da gizem dosyalarını paylaşmayı planlıyordum. Ama oraya sonra ilk önce canlı yayınlar atmaya başladım. Ama sonra canlı yayınlarımız bitti tabii. Canlı yayınlarımız bittikten sonra gizem dosyaları adını verdim. Ama sonra gizem dosyaları serisine de Serdar 146 adlı şu anki kanalımızda başladım. O yüzden böyle bir şey oldu işte. Abi Bully Scholarship Edition çeker misin? Evet, çekeceğim ama GTA'ları bitirdikten sonra. Sanırım 2 boyutlu GTA'lardan önce, yani GTA 1 ve GTA 2 gibi 2 boyutlu GTA'lardan önce. GTA 3'ten de önce. Yani ilk önce GTA 1, sonra GTA 2, sonra GTA 3 oynayacağım. Sanırım GTA London'da var bir tane, onu da oynarız herhalde. Eğer bunlar PC'deyse dediğim gibi. Serdar abi, Minecraft gizemlerine devam eder misin? Need for Speed Undercover serisi çok çek. Çok. Aksiyonlu hoşuna gideceğini düşünüyorum. Yarış oyunu Need for Speed Undercover, onu biliyorum ama yarış oyunlarını ben pek sevmiyorum. Ya oynadığım zamanında ama şu anda pek oynamak içimden gelmiyor yarış oyunlarını. İnsan zaman geçtikçe birazcık değişiyor ya. O yüzden hani zevkim de birazcık değişti. Yarış oyunlarını o kadar fazla da oynamıyordum zaten. Sürekli GTA'ya bağlı bir insanım ben.
Minecraft düzenlerine tabii ki devam edeceğim ya. Gidebildiğim kadar gideceğim Minecraft düzenlerine. Çok seviyorum. Çok geniş bir dünya. Çok geniş bir oyun dünyası. Hani sürekli bir teoriler dönüyor. Sürekli bir dedikodular dönüyor. Sürekli birileri bir şeyler çıkarıyor ortaya. Ve ben bunları araştırıp Minecraft içinde ne var ne yok bakmak istiyorum. Devam edecek. Bomba gibi şeyler gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Sormaktan bıkmayacağım. O 146 nereden geliyor? Tamam, ben de açıklarım ya. Madem bu kadar ısrarlısınız sormakta. 146 14 Haziran'dan geliyor. Kendisi benim doğum günüm oluyor. Ben çok daha önce ortaokul yıllarında, ilkokul yıllarında bayağı bir eziktim. Fazla arkadaşım yoktu. Doğum günümü hatırlayan fazla kişi yoktu. Ben de dedim ki 14 Haziran 6. ay biliyorsunuz. 14, 6 birleştiririm. 146 oldu. Dedim ben bu 146 adında bir tane şirket kuracağım. Bir ülke kuracağım. Artık her ne kuracaksam. Sonra bu ülke veya şirket çok büyüyecek. Dünyada tanınacak ve herkes böyle doğum günümü hatırlayacak gibi narsist, egoist bir düşünceye kapıldım. Ondan sonra yaptığım her şeyin içine 146'yı böyle easter egg gibi dahil etmeye falan başladım. İnternetteki nickim Serdar 146 oldu babol. Ama ve lakin ondan sonra o eski amaç içerik anlamını kaybetti. Ben böyle yeni bir hayal dünyası falan oluştu. Böyle şirket kuracağım, sağlam bir şirket olacak ve insanlara yardım edeceğim, her dünyayı geliştireceğim diye hayaller başladım. O yüzden 146'ın artık yeni bir anlamı var arkadaşlarım. Wow! Hatırlarsan Five Nights at Freddy's'de iki bölüm sana yorum atmıştım. Çok iyi gizem çözücülerin ve sen benim teorilerin var demiştin. FNAF gizem videosu geldiğinde şu yanlış diyebilir miyim? Diyebilirsin ama FNAF'ta kesin bir şey yok. Onu söyleyeyim yani. Bazı insanlar öyle yazdığın zaman sinirleniyorum. Hacı, internette bir tane adam var, tamam mı? Çok iyi birisi. MadPat diye birisi. Game Theorist, Film Theorist diye bir kanal var ki tavsiye ederim ikisinde. Gerçekten çok güzel teorileri var. Ama onun yaptığı teoriler gerçek diye bir şey yok. Herkes burada bir tane atlıyor direkt. Aa, şu kanal şu teoriyi yaptı. Bu gerçek. Değil. Benim yaptığım şeyler de %100 gerçek değil. Şey, uzaylılar dışında. Sana destek uzaylılar gerçek. Onu kanıtladım ben de. O çok çok sıcak bir hava var. Her neyse. Onun yaptığı teoriler %100 gerçek değil. Her teorinin şu anda eşit miktarda değeri var internetteki. Bunu anlamanız lazım. Bunu hani yorum yapmadan önce bunları anlamanız lazım. Yanlış teoride yanlış bir şey yok. Ve doğru bir şey yok. Five Nights at Freddy's 4 çıkana kadar veya oyunun yapımcısı kesin olarak bilgi verene kadar internetteki her teorinin aynı anlamı var ve aynı değeri var ve ortada kesin bir bilgi yok. Dediğim gibi yapımcının bir şeyler söylemesi lazım veya Five Nights at Freddy's'in çıkması lazım ki herhalde şeyde çıkacaktı, değil mi? Kasım'da mı çıkacaktı? Ekim'de mi? Eylül'de mi? Öyle bir şeyde çıkacaktı. Önceki sorunda seni üzdü mü? Yok canım, soruda beni üzmüyorsunuz, merak etmeyin ahbaplar. Öyle soruları seçmem yani. Hani beni üzecek böyle sizin karşınızda insanları kıracak bir cevap vermem. Yani o şekilde soruları zaten seçmem. O şekilde fazla yorum gelmiyor. Neredeyse hiç yorum gelmiyor zaten. Merak etme. O anlık bir şeydir. Anlık bir tepki vermişimdir. Artık ne yazdığımı hatırlamıyorum şu anda. Ve hani o kadar negatif duygular hiç yapmıyorum ben yorum yazarken genelde. Çok 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 nadir yorumlar dışında. Five Nights at Freddy's 2 ve 3 yanında gizemlerin serideki bağlantılı gizemler çekecek misin? Tabii ki. Şimdi bizim amaç şu. Biz arkadaşlar o videoyu yaptık. Five Nights at Freddy's gizemli arka plan hikayesi videosunu yaptık. Bu sadece Five Nights at Freddy's 1'in 1'e göre ortaya çıkan bir teoriydi. Çünkü benim düşüncem daha doğrusu şuydu. Yapımcı bu oyunları teker teker yaparken internetteki insanların ne düşündüğüne göre oyunlar kendi arka plan hikayesini düzenledi. Hani belki Five Nights at 2 Five Nights at 2'yi yaparken birazcık değiştirmiştir hikayeyi, anlatabildim mi? Veya Five Nights at Freddy's 3 çıkarken birazcık daha değiştirmiştir hikayeyi. Belki de Five Nights at Freddy's 4 çıkarken birazcık daha değiştirecek. Hani bunun için ilk önce 1. oyuna göre, sonra 2. oyuna göre, sonra 3. oyuna göre, artık 4. oyunda çıktığı zaman 4. oyuna göre veya artık kesin bir şey varsa onu anlatırım. O yüzden şey yaptım. Böyle şeyler teker teker yapıyorum şeyleri. Mesela 2. oyun çıktığı zaman 2. ve 1. oyunun birinci oyunda bulduğum şeyleri birleştireceğim, sonra devam edeceğim. Üçüncü oyun çıktığı zaman ilk üç oyunu, dördüncü oyun çıktığı zaman ilk dört oyunu. Daha doğrusu gizemi yaptığım zaman. Üçüncü oyun zaten çıktı da. Fanlarına bu kadar ilgilenmeye nasıl başarıyorsun? Biliyorum yani, ben seviyorum şey yapmayı, sizlerle falan konuşmayı, sizin sorularınızı cevaplamayı veya yorumlarınızla ilgilenmeyi. Her yorumu cevaplayamıyorum, bazı yorumları cevaplayamama gibi bir şey var. Mesela yorumunuzun üzerine geldiğim zaman cevap verme yeri yok. Cevap verme diye bir seçeneğim yok orada. Yok yani, yorum yap yazmıyor onun altında. Sadece beğen var, beğenme var.
yani cevap veremediğimleri de genelde beğeniyorum. Ve her soruya falan cevap verme, Facebook'tan gelen her soruya da cevap veriyorum. Çünkü ne bileyim, ben seviyorum ben böyle şeyleri. O çok sıcak. Bak kaç derece Allah. Dün sabah da uyuyamadım zaten. Bu kadar fanın elektriğini nasıl karşılıyorsun? Soğuk espri lütfen dördüncü sorudaki fanı ahbap... Five Nights at Freddy's'deki mi? Ne yapalım? Espri içimde anladım. Espri içimde anladım, affedersin. Cenk'in ruhu yanında mı? Hatırlamadıysan Elder Scrolls Skyrim'de birinci kısımda. Cenk! Bu hafta Skyrim çekeceğim. Oh, çok sıcak. Bu hafta Skyrim çekeceğim. Bu hafta çarşamba günü. Eğer bu videoyu çarşamba gününden önce izliyorsanız çarşamba günü Skyrim videosu gelecek. Yok, perşembe günü Skyrim videosu gelecek. Onu kaçırmayın. Niye Slender'da Arrival'ın resminde Big Smoke var? Çünkü Slenderman çok ince bir figür. Zaten Slender'ın anlamı ince. O yüzden ince adam anlamına geliyor. Slender çok ince ve uzun boylu bir figür. Big Smoke o kadar uzun boylu değil ve koca göbekli. Ve onun kafasıyla birinin vücudunu birleştirdiğiniz zaman herhalde espri diye bir şey olur diye düşünmüştüm. Yani espri olur diye düşünmüştüm. Aralarından benim sorumu nasıl seçtin? Valla 8 tane soru yazınca az çok insanın gözünde çarpıyor ama şimdi gidip de 6-7 tane soru yazmayın. Tek soru veya mesela her hafta yaklaşık bir tane 20 soru cevapladığım için her şeyi deneyebilirsiniz. Hoş yazın ya, ne kadar isterseniz yazın. Şansınızı deneyin ahbaplarım. Ama mesela aynı soruyu dönüp her soru cevap videosunda da şey yapmayın. Sormayın. Çeşitlilik azalıyor o zaman. Hadi bir sonrakine geçelim. Serdar kardeş, Euro Truck Simulator 2 çekmeyi düşünüyor musun ve İngilizceyi nereden öğrendin? Cevaplarsan sevinirim. İngilizceyi okulda, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrendim tabii ki doğal olarak ama film izleyerek gelişti, oyun oynayarak gelişti, YouTube'da video izleyerek, özellikle YouTube'da video izleyerek çok gelişti. Ben YouTube'da video izlemeden önce İngilizceyi hiç anlamıyordum, yani duyduğumda anlamıyordum. Şimdi biz çok rahat bir şekilde anlıyorum her şeyi, çok rahat bir şekilde. Abi birinci sorum, hangi video çekme programını kullanıyorsun? Open Broadcaster Software, Fraps, eğer sorun çıkarsa ve Bandicam şey için. Herhangi bir alanı kaydetmek için. Ekran üzerindeki. İkinci sorum, hangi video çekme programını... Soruception? Seni seviyorum. Ahbabın olur musun? Tabii ki ahbabın olurum ahbab. Ben de sizleri çok seviyorum. İnşallah cevaplarsın. İnşallah cevaplarım canım. Soğuk espri olmadan bu videonun geçmeyeceğini biliyordunuz. GTA San Gizemlerini ne zaman bitireceksin? Bitirdim. Dün bitirdim. Bitmesi lazımdı artık. Yeni gizemlere başlayacağız. GTA 5'te crew'un var mı? Varsa aslında GTA 5'te crew'um yok ya. Pek crew'e katılmadım. Çok iyisin. Tam gaz devam. Tam gaz devam ahbap. Takip ettiğin YouTube kanalları var mı? Varsa hangilerini tavsiye edersin? Hemen başlıyoruz. Oyunsal videolar. İbro ile İbrahim'in kanalı. Onunla YouTube serüvenine birlikte başladık. Minecraft videoları çekiyor, gidip şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Mehmet var, Mehmet. Genç oyun. FPS oyunları çekiyor, çok profesyonelce çekiyor. Gidip onun kanalını takip edebilirsiniz. Ahmet Ercan var. Lore videoları falan yapıyor. Five Nights at Freddy's videolarını da onunla yaptık. Aya Batural, gidip onu da takip edebilirsiniz. Uğur Yılmaz'ın kanalı. Onları falan takip edebilirsiniz. Ooo, çok fazla kanal var. Ama... en iyi dostlarımın kanalını söyleyeceğim o zaman. Garbarius Cem, onun kanalına gidip takip edin, gene süper videoları var. Eren Tizget, çok başarılı bir kanal, onu da takip edersiniz. Ahmet Usta, ATC, Kırmızı Cap, süper FIFA oynuyorlar. Türk Pro, İlhan abinin kanalı. Türk Pro muhteşem Battlefield. Ben en çok onun Battlefield videolarını seviyorum. Acayip profesyonel de oynuyor. Uçan Kedi Bilal muhteşem, onda o da cidden çok iyi oynuyor. Onun bir tane montaj videosu var, onu kesinlikle izlemelisiniz Battlefield'da. Süper o ya. Onun dışında dur, ben kaydediyor muyum ya? Ona baktım da bayağı şey oldu. Buranın kanalı var, Kairozen, gidip onu kesinlikle takip edin, muhteşem o da. Gerçekten süper şeydi. O ayrıca bayağı bir canlı yayın da yapıyor. Hepsini takip edin. Uf, konuşamıyorum. Çok sıcak, çok kısalım, şu yok. Neyse. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Bayağı uzun süre bunu cevaplamam. Abi Kıbrıs'ta buluşma yapacak mısın? Cevaplarsanız sevinirim. Kıbrıs'ta buluşma yapmayabilirim ya, ne bileyim. Birazcık büyüyelim. Kanal birazcık büyüsün ilk önce. Birazcık
gelişelim, birazcık tecrübe edinelim. Sonra geçeriz bu işlere. Yeni GTA 5 gizemleri ne zaman gelir? Bilmiyorum. Bilmiyorum, belki GTA 5 PC bitirmeye çalışırım önce. Belki PlayStation'dan bir şeyler çekmeye çalışırım. Ama PlayStation'da çektiğim GTA 5 videolarının genellikle çözünürlüğü çok az oluyor. O da çok büyük bir problem oluyor. Gaming Jam Pro öyle bir soru sormuş ki oturup size hayatın anlamını düşündürmeniz gerekiyor. Belki de bu soru insanlık tarihinde sorulmuş en önemli soru olabilir. O kadar muhteşem bir soru ki nasıl cevaplayacağımı bile bilmiyorum. Nasıl cevaplayacağımı bile bilmiyorum. Olamaz. Peki bu sana bu sefer 5 sorum var. Nasıl geliştin? İlk abonen kimdi? Eğer Türkiye'nin başkanı olsaydı neler yapardın? Sen neden bu kadar karizmatiksin? Gizemlere neden bu kadar meraklısın? Boğazımı incittim ben. Nasıl geliştin? Sabrederek geliştim yani. Bir de beni şu anda benim yaptığımı yapan fazla bir kanal yoktu. O şimdi bayağı bir kanal oldu da. Gizem videolar çeken fazla bir kanal yoktu. O yüzden insanlar beni çok çabuk bulabildi. Ve de sabrettim. Çok sabrettim. Gerçekten. İlk abonen kimdi? İlk abonen kimdi benim ilk abonem? YouTube'daki ilk abonem. YouTube'a ilk başladığım andaki ilk abonemi söyleyeceğim. Suudi Arabistan'dan bir tane çocuk vardı. Böyle hatırlıyorum. Mavi bir kep takıyordu. Şurada hafif bir bıyığı vardı. Şey, sakal falan yoktu. Bayağı büyük gözlükler takıyordu. Hatırlıyorum o çocuğu. Adını unuttum şimdi ama YouTube'daki ilk abonem oydu. Eğer Türkiye'nin başkanı olsaydı neler yapardım? Bilmiyorum ya. Çok geniş bir soru. Ama Türkiye'nin başkanı yok yani şu anda. O yüzden sen dünyaya daha yeni geldiğin için bu tür şeyleri pek bilmiyorsun. Sen uzaya geri dönmen lazım. Sen geleceğe geri dön. Siz nasıl geri geldiniz ki bu zaman dilimine? Ben portalı yok etmiştim gelecekten geri gelecekten dönerken. Sen neden gizemlere bu kadar... Sen gizemlere neden bu kadar meraklısın? Gizemleri çok seviyorum canım. Yani gizemlere ben her zaman meraklıydım. Gerçek dünya beni sadece... Neydi o kelimenin adı? Tatmin etmiyor. Sabit gerçekler beni tatmin etmiyor. Bilinmeyeni bulmam lazım. Bir şeylerin olduğundan daha fazla olduğuna inanmam lazım. Bu sadece gizemlerle alakalı değil. Bu benim felsefemle alakalı. İnsanlık felsefemle alakalı. Sürekli var olduğu, görülen şeylerden çok daha fazlası olduğuna inanıyorum ben. Sen neden bu kadar karizmatiksin? Çok teşekkürler Serdar 145 adlı. Uzaylı mı desem, insan mı desem. O kadar karizmatik olduğumu düşünmüyorum. Yani normal birisi olduğumu düşünüyorum. Ne bileyim, pek öyle bir özelliğim yok yani. Özellikle soğuk esprilerle falan. Bayağı bir soru gelmiş ya. Abi sen bugün İstanbul'a geldin. İstanbul'a gelmedim ben. Özellikle 25 Temmuz'da İstanbul'da değildim. 25 Temmuz 2015 daha gelmedi. 25 Haziran'da da İstanbul'da değildim ama. Abi Ruhi Çenet videoları senin uzaylı olduğunu iddia etsen ne yapardın? Ruhi Çenet videolarının gerçeklere dayandığını biliyorum. O yüzden şöyle durup kendimi sorgulardım. Acaba uzaylıyım da hatırlamıyor muyum? Bilmez. Abi vlog çekiyorsun, üstüne böcek düşse ne yaparsın? Çığlık atarım. Çığlık atarım, panik yaparım, deli gibi sağa sola hareket ederim. Abi birisi senin için yağmurlu havada sandalyene bağlıyor, sonra atlet pilot kalıyorsun, ne hissederdin? Üşürdün herhalde ya, soğuk hissederdin. Yani hep çaresiz hissederdin. Abi 100 bin ahbap olduğumuzda İstanbul'da buluşma yapacak mısın? Yapabilirim. Yaparım belki. Bilinmez. Geleceğin ne geçtireceği bilinmez. Gelecekten geldiğim için ben biliyorum. Ama artık bilmiyorum sanırım. Geçmişe gelerek geleceği de değiştirmiş mi oldum? Yoksa diğer teoriye göre zaten geçmişe gelmiştim. O zaman gelecekte hiçbir şey değişmeyecek. Ben boşu boşuna geçmişe geldim. Abi hiç benim sorduğum soru cevaplanmadın. Lütfen o 50 soru 50 cevap olanda en azından bir tanesini cevapla. Okuduğun için sağ ol ahbap. Hiçbir şey dostum. Nasıl YouTuber oldum ve hayat hikayeni anlat. Nasıl YouTuber oldum ve hayat hikayemi anlat. Hayat hikayem pek bir hayat hikayem yok canım daha. İşte geçen yıl liseden mezun olduk. Üniversitenin ilk yılı bitti. Hayat hikayesi bu. Nasıl YouTuber oldum? Ben dizi izliyordum sanırım. X-Files mıydı? Fringe miydi? Bir tanesi bitmişti bunların. Tüm sezonlarını bitirmiştim. Ve dedim
bir tane arkadaşımız bana, bir tane dostum bana YouTube serilerinden bahsetmiş. YouTube'da bazı dizi gibi bazı olaylar döndüğünü söylemişti. Ben de gidip bakayım dedim. Bu YouTube'daki diziler ne falan. İşte Google'a yazdım. En iyi YouTube kanalları diye yazdım. Hani izleyeceğim ya dizileri. Bir tanesinde PewDiePie vardı. Gittim baktım PewDiePie'a. O zaman bu kadar büyük değil. O zaman 37-38 milyon abonesi yoktu. 1 milyon 900 bin abonesi vardı. Tam olarak hatırlayabiliyorum. Çünkü ben kanala baktığımda daha o gün 1 milyon 900 bin özel aboneyim yapmıştı. Yoksa ben geldikten sonra mı yaptım? Neyse hatırlıyorum onu. Çünkü o videoyu daha yeni yüklediğini hatırlıyorum. Ya ben geldikten sonra yaptı onu. Daha ben düzeni takip ediyordum. Ya da ben geldiğim günde yaptı. İşte onun kanalına baktım. Böyle bayağı samimi bir ortam var dedim. Ve adam oyun oynuyor. İnsanlar izliyor. Sonra adam insanlarla konuşuyor. Böyle bir iletişim ortamı var. Adama baktım. Adam hani videoyu izlerken sanki benimle konuşuyormuş gibi hissettim. Ve bu ortamı çok seviyorum. Dedim ben de neden yapmayayım. Ve Slender'la başladım. Yok, Minecraft'la başladım. Slender'la devam ettim. Sunrise hiç bulaşmadım. Sunrise'e direkt şeyle bulaştım ben. Şu anki kanalımla başladım. Daha önce hiç yapmadım Sunrise'dan. Call of Duty Modern Warfare 2'de Modern Warfare 2 multiplayer videoları yaptığımı hatırlıyorum. İnşallah Black Ops 3'te de öyle videolar yaparız ya. Ben çok heyecanlanıyorum. İnşallah siz de seversiniz Black Ops 3 multiplayer, Call of Duty Black Ops 3'ün multiplayer videolarını. Yapmayı planlıyorum bir iki tane. Severseniz devamı da gelir. Abi Sunrise'ın gizemlerini hangi kaynaklardan, sitelerden araştırıyorsun? Kuzey Kıbrıs'ta mı oturuyorsun? Kuzey Kıbrıs'ta oturuyorum. Şey için tatillerde geliyorum. Üniversiteden sonra daha sık burada oturacağım ama İstanbul'a da gelirim herhalde bol bol. Çünkü hiç orada güç orada okul orada. Mesela muhtemelen okuldan sonraki hayatım da herhalde orada iş güç falan olacak. Bilmiyorum. Sunrise'ın gizemlerini hangi kaynaklardan? Her siteye bakıyorum ben. Her bloga, her siteye, her videoya bakıyorum. Her şeye bakıyorum yani Sunrise'ın kaynağı için. Bir de tabii 10 yıllık bir araştırma şeyi var. 10 yıl Sunrise çıktığından beri ben kelime anlamıyla Sunrise çıktığından beri ben gizem araştırıyorum oyundaki. İlk bu dedikoduları yayıldığından beri ve ilk bulduğum ilk videolarda veya yazılarda karşıma çıkan ilk gizem koca ayaklı. Koca ayaklıdan ben çok korkardım. Abi merhaba, beni tanımışsındır. Sana hep bilgisayarımla ilgili soru soran benim ve Mersinliyim. Hemşeriyi sayılırız. Hemşeriyiz ahbap. Neyse sonra gelecek olursak. İlk videonu hatırlıyor musun ve Kıbrıs'a gelmek için taş ucundaki gemileri mi kullanıyorsun? Kıbrıs'a gelmek için uçak kullanıyorum canım. Taş ucundaki gemileri kullansam çok çok uzun sürer. İlk videomu hatırlıyorum dediğim gibi. Minecraft'ı çekmiştim. Bir tane adamın ortasındaydım. Minecraft'ta denizin ortasında bir tane ada vardı. Ve ben denizdeki kill bloklarını kullanarak kendime tuğla yapıyordum. Tuğladan bir tane ev yapmıştım. Üçüncü katı vardı evin. Öyle hatırlıyorum. Canavarlardan korktuğum için. İnternet hızın şu anda 4 megabit. Türkiye'de 50 megabit. Abi kod çeker misin? Modern Warfare 3 falan. Dedim ki Black Ops 3'ü çekeceğim. Hem single player'ını çekeceğim hem multiplayer videolarını çekeceğim. Multiplayer videolarına bayağı yüklemeye çalışacağım. Bakalım ne olacak. Sevgili Serdar Hocam, Ramazan'da gol yemek günah mı? Şimdi onun uzmanı ben olmadığım için benim vereceğim herhangi bir cevap kesin olmaz. Sen onu bilen birisine danışacaksın. Hangi okulda okuyorsun? İTÜ'de okuyorum Afap şu an. Bir an için şey diyecektim. Türk Maarif Koleji diyecektim. Alışkanlık oldu böyle hemen ama İTÜ'de okuyorum. Abi bir FPS serisine başlayacak mısın? FPS serilerimiz var. Call of Duty var iki tane. Skyrim FPS sayılmaz. FPS shooter diyorsunuz siz herhalde. Dediğim gibi Call of Duty'ye devam edeceğim böyle. Boyun kilon. Boyun 1.85 kilom hakkında konuşmak istemiyorum. Çok kilo aldım özellikle. Bu sene ocaktan beri hayvan gibi kilo aldım. Çok kilo aldım, aşırı kilo aldım. Abi sakalların da saçların gibi uzatmak istedin mi? Hayır, sakallarımı hiç uzatmak istemedim. Beni sakallı gördüğünüz anda şunu anlayın ki sakallarımı kesmeye üşenmişimdir. Saçlarımı da kesmeye üşeniyorum ama saçlarım daha çok şu şekilde. Hani bu kadar uzattığım kestiğim zaman çok uzun bir sürede uzayacak. O yüzden kıyamıyorum saçlarımı kesmeye. Öyle bir şey var. Abi kolat videosunu ne zaman çekeceksin? Bu arada seni çok seviyorum abi. Ben de sizleri çok seviyorum ahbap. Kolat videosu ne yazık ki gelmeyecek çünkü ne laptopta ne de bu bilgisayarda kolat doğru düzgün çalışmıyor. Aslında çalışıyor ama frame per second sorunu var. FPS sorunu var. Çok kötü. Çok kötü cidden. Çok kasıyor. Hiç izlenmez, oynanmaz bile. O şekilde. Abi teleskopla ayı inceliyorsun ve ayın bir kısmında 146 yazıyor. Ne yaparsın? Abi survival all stars finaline gittim mi? Gitmedim.
Ayın bir kısmına 146 yazması benim için pek de şaşırtıcı olmadı. Çünkü daha önce başka gezegenlere de 146 yazdığımız olduğu Serdarlar medeniyetinin. Daha önce bayağı bir gezegenin ayı, bayağı bir gezegenlerin aylarının da üzerine 146 yazdıkları oldu. Birazcık narsist bir medeniyettik, öyle diyebilirim. İzlediğim korku filmleri. Korku filmi genellikle izlemiyorum ya. Evil Dead vardı. Evil Dead'in ilk filmi çok güzeldi. Yani, başka korku filmi izlemedim. Zombi filmleri ha. Zombi filmleri daha zombi filmi değil de korku filmi sayılırken 1960'larda çıkan Night of the Living Dead vardı. Yaşayan Ölülerin Gecesi. Şu anki zombi filmlerin babasıdır kendisi. Çok güzeldi. Serdar abi, Grand Theft Auto en çok hangi karakteri seviyorsun? Lütfen cevapla. Meraktan ölüyorum. CJ. Abi, YouTuber olmak nasıl bir duygu ve kanalın ilerisi ile ne düşünüyorsun? YouTuber olmak çok güzel bir duygu. Bütün bu ahbaplar, bütün ahbaplarımla iletişime geçmek gerçekten çok muhteşem bir duygu. Açıklayamıyorum şu anda ve birazcık hızlı olmam gerektiği için soruları birazcık çabuk cevaplıyorum ama kusura bakmayın lütfen. Kanalın ilerisi hakkında ne düşünüyorum? Ya GTA 5'te bayağı oyalanacağız. Onu diyeyim yani. GTA 1 ve GTA 2'yi de çekeceğim ama açıkçası GTA 1, GTA 2 ve inşallah GTA 3'ü de çektikten sonra çekecek GTA kalmayacak geliyor. İşte GTA 1'den önce, o yüzden Bully Scholarship Edition çekmeyi planlıyorum. GTA tarzında oyunlar bunlar. Fallout 4 çıkınca belki Fallout 4'e de odaklanabiliriz. GTA 5'e birazcık ara veririz ki sonra devam edebilirim. Çünkü GTA 6'nın ne zaman çıkacağını Allah bilir. Ve belki Red Dead Redemption çekerim Kıbrıs'tan önce. Bilmiyorum. Şu anda Kıbrıs'tayım ama Red Dead Redemption çekmek için bir nedenim yok şu anda. Çünkü GTA 5 hala devam ediyor. GTA Vice City daha yeni bitirdik. GTA Vice City gizemleri, GTA 4 gizemleri bekliyor. GTA 5 gizemleri bekliyor ve Türkiye'ye dönünce baştan GTA Online'a geri döneceğiz. O yüzden pek bir nedenim yok Red Dead Redemption için. Abi, Five Nights at Freddy's 1, 2, 3 gizemleri ne zaman gizemleri çekecek misin? 1'in gizemini çektik. 1 ve 2'nin gizemini 2. bölümde çekeceğim. 1, 2, 3'ün gizemlerini 3. bölümde çekeceğim. 1, 2, 3, 4'ün gizemini Five Nights at Freddy's 4 çıkınca ve biz de onu videolarda bitirince baştan çekeceğim. Bir hikaye tarzı oyunlara başlayacak mısın? Last of Us ve Beyond Two Souls tarzı, Beyond Two Souls tarzı gibi. Belki uzak bir yeri gelecekten. Ne bileyim. Çünkü pek şey değil. Pek benim tarzım değil. Ben belki Mass Effect var hikaye tarzı oyun gibi ama senin dediğin tarzı oyunları biliyorum. Pek benim çektiğim tarzı oyunlar değil. Güzel oyunlar. Tavsiye ederim. Oynayamıyorsanız da izlemenizi de tavsiye ederim. Ama pek benim tarzı oyunlar değil. Abi, yeni seriler gelecek mi? Tabii ki gelecek hap. Bir sürü korku oyunu serisi gelecek akşamlar çekmek için. Onun dışında GTA Vice'i bitirdik. GTA 5'e geri döneceğiz. GTA 5'in senaryosunu bitirirsek de ki çok uzun süreceğini bile biliyorum. Bayağı bir şeyler düşünüyorum gelecek için. Yani hepsi kafamda hazır. Şu anda hazır. Böyle parmağımla kafatasımı delmeye çalışıyorum. 1. Sims 4 çekecek misin? 2. Niye intron yok? 3. Mizah dergisi okuyor musun? Mizah dergisi okumuyorum. Niye intron yok? Çünkü şu andaki doğal bir intro kullanmayı tercih ediyorum. Ben doğal bir intro derken böyle merhaba dostlarım ben Serdar Ermiş gibi. Gizem dostları için intron var. Sims 4 çeker misin? Gelecekte dediğim gibi çekebilirim. Sims 4'ü böyle arada oynayabiliriz. Abi, Pokemon Fire neden devam etmiyor? Devam edecek. Skyrim'i bitirdiğim anda Pokemon Fire'de devam etmeyi planlıyorum ama bayağı uzun sürdüğü için nereye ne zaman çekmek istediğimi bilmiyorum. Eğer destek büyük olursa Fire'de, Pokemon Fire'de, o zaman devam ederim. Abi, YouTube'u bir meslek olarak görüyor musun? Yoksa sadece bir hobi mi? Bir de Kıbrıs'ta yatın var mı? Cevaplarsan çok ne yatı oğlum? Kıbrıs'ta ne yatım olacak benim? Gözünüzü seveyim. Ne yattan bahsediyoruz? Yat zengin falan değilim ben. YouTube bir meslek olarak görüyor musun? Görüyorum. YouTube bir meslek değil. Ha, gelecekte YouTube bir meslek olursa benim için çok muhteşem bir şey olur. Çünkü bu sefer kanaldaki işleri çok daha rahat bir şekilde halledebilirim. Daha ekipman alabilirim kanala. Daha yeni çıkan oyunlarda oynayabiliriz. Daha iyi bir bilgisayar da alabilirim. Fark etmez. Ama hani kafamda gelecekte bir şey var. Bir oyun şirketi, bir bilgisayar şirketi falan kurmak var gelecekten. Yani YouTube benim hayatımı devam ettireceğim bir şey olmaz herhalde. Ana meslek olmaz. Ama eğer bir hobi olarak devam eder. Ama sürekli devam ettirmek istiyorum YouTube'u. Yatım yok ama. 50. soru olarak 50. soruya gelmişiz. Bu soruyu cevaplar mıydın? Cevaplandım ahbap. Ve 51. soruya geçiyoruz.
Abi bu işe başlarken burslara, yani buralara gelebileceğini hiç düşünür müydün? Ve başarıların devamını dilerim. Hiç düşünmezdim. Benim kafamda şey vardı. 1000-2000 aboneye ulaşırdım bir gün. Ve oralarda gezerdik yani. Hadi bir 2-3 yıl içinde bir 5000-10000 aboneye çıkardık. Böyle yavaş yavaş. Ama güzel oldu böyle. Ne bileyim, ben haftalık bir tane video ile idare ederim diye düşünüyordum. Ama baktım bayağı bir şey geldi, beğeni geldi, istek geldi. Bayağı bir kişi bakmaya başladım. Öyle devam ettireyim dedim madem, yani neden olmasın. Abi sen uzaylı mısın? Kanalda böyle bir tartışma aldı başına gidiyor. Espri olduğunu farkındayım bu arada. Hani kızmıyorum. Şu anda role playing yapıyorum ama sanırım kendi role playing'in içine ettim. Değilim, uzaylı değilim. Geyi bayağı dönüyor bak kanalda. Ahbap soru cevap videosunda yabancı kanalım var diyordun. O kanalların ismi ne acaba? Dediğim gibi The 146 Might Hunter diye bir tane kanalım var. Orada gizem videoları falan çekiyordum. 3 tane sanırım video çektim ama başka gelmedi. Ahbap, ben Gülüminati'ye katılmak istiyorum. Nasıl katılabilirim? Bir de ailende video çekmeye karşı gelen oldum. Yok canım, video çekmeye karşı gelen olmadı. Sonuçta pek şey yaptığı yok. Gülüminati'ye katılmak için ilk önce San Andreas'ı ve GTA 4'ü ve GTA 5'i bitirmen lazım. Bu üçünü bitirdiğin zaman az çok şey yapıyorsun yani. Sadece ondan sonra bir aşama daha ilerliyorsun. O aşamada artık gizli şeyler olacak. Ahbap, ben Gülüm'le aynı soruyu okuyacaktım ya. Fail resmen. Serdar abi, 145'in ağzını burnunu kıracak mı? Lütfen sonraki soru cevap videonunda söylersen çok sevinirim. Ve bir şey daha. GTA 5'te Epsilon görevlerini yapacak mısın? Ve bir şey daha. GTA 5 gizemleri çekecek misin? GTA Serdar 145'in ağzını burnunu kırmayacağız. Çünkü ben gerçeği biliyorum. Gelecekte savaş böyle başlıyor. SD 147 ile SD 145 birbirine giriyor. Ve ben arada böyle ikisini şey yapmak için hakem olarak kalıyorum. Ben diyorum ki biz savaşmayı kesin, sonra şey yapalım. Sonra oturup konuşalım. Bunlar savaşmayı kesmiyor. İlk önce benim şartları belirlememi istiyorlar. Ama ben şartları belirlemek için de adamların durmasını istiyorum. Ben şartları önceden belirlemeye çalıştığımda ikisi de itiraz ediyor. Böyle bir savaş başlıyor. Ben bayağı uçuyorum şu anda. Hiç bilmem. Yani ben sadece sizi uyarıyorum. Gelecekte böyle bir olay yaşanacak diye. GTA 5'te Epsilon görevlerini yapacağım ve GTA 5 gizemleri çekeceğim. Merak etmeyin. Mountain Blade Warband, Mass Effect, GTA 4, Minecraft. Bunların hepsi terk edilmiş efsane. Peki bunlar geri dönecek mi? Mountain Blade Warband geri dönecek. Mass Effect geri dönemeyebilir. Çünkü çok şey kaldı yani. 6 bölüm falan çektim ve o kadar fazla şey yoktu, talep yoktu seriye. GTA 4, GTA 4'e geri dönmem ya. Çok büyük bir ihtimalle geri dönmem. Minecraft geri dönebilirim mi? Bir şeyler yapabilirim belki Minecraft'ta. Dostum, sen bu YouTube işine nasıl bulaştın? Ya bizim bir tane arkadaş dedi ki al dene dedi. Sen de başla bu videoları dedi. Bir şey olmaz dedi. Sonuçta çok önemsiz bir şey dedi. Ben bu videoları başladım. Sonra sizlerle tanıştım ahbaplar. Ve çok mutlu. Serdar abi, dün yazmıştım ya ses kısık geliyor diye. Bu videoda çok iyi olmuş. Dikkat aldığın için teşekkür ederim. Hiçbir şey yapmam. Ne demek? Sizin zaten böyle gelişiyor kanal. Siz videoların eksiklerini, benim hakkımdaki eksikleri falan yazıyorsunuz. Ben ona göre kendimi geliştiriyorum. Böyle gelişiyor. Hep beraber geliştiriyoruz bu kanalı. Son soru değil bu. Sondan ikinci soru mu? Evet. Abi, favori gördüğün bir kanal var mı? Favori gördüğüm kanal yok. Daha önce dediğim gibi. Daha önce bahsettiğim kanallar bunlar. Girip bunları takip edebilirsiniz. Yani bunları kesinlikle tavsiye ederim. Yani. Acaba ne olacak konusu? İzleyince görürüz. tam da 60. şeye gelmiş. Yani hiç dikkat etmedim ona. 60. soruya denk gelmiş bu. Vallahi bilmem. Acaba ne olur? Neyse, görmüşsündür herhalde artık konusunun ne olacağını. Ve izlediğiniz yine bize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Eğer sorularınız varsa şeyde yazın. Yorum kısmına yazın. Gelecek hafta bir soru cevap videosu daha yapacağım ama ya 60 soru olmayacak, yine 20 soru civarında falan olacak ama yani daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Soru cevap videolarının devamı için like atmayı unutmayın. Daha fazla soru cevap videosu için ama olabilirsiniz kanalda. Ben unuttum, nasıl yapıyorduk yani? Dur. Kafamda bu hani belirli bir süre yapınca direkt ezberinize giriyor ya bu. Durunca ne bir yerlerde bir şeyleri unutunca devamını getiremiyorsunuz. Neyse.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye. 146'nın gücü sizinle olsun.